Evet, şimdi Korumaz Vadisi'ne geldik. Vexa Kapısı'ndan başlayacağız vadiyi gezmeye. Biraz dar yollar. Evet, bugün Korumaz Vadisi'ne geldik. Şurası dönüyor sandım, gördüm değil mi? Herse dönüyor. Ama bakın şimdi. Merhaba.
Şimdi burası yeraltı şehrin olduğu kısım. Burada böyle düz alanlar yapılmış. Mangal yakmak yasak. Ama ateş, semaver serbest gördüğümüz kadarıyla. Piknik alanı olarak kullanılıyor. Mescit ve tuvalet var. Giriş ücretsiz. Buranın hemen ilerisinde, şu yukarı kısımda da Mimar Sinan'ın evi var. Bu sol tarafta Koramaz Vadisi oluyor. Hatta şu aşağıdan yürüyüş yolu başlıyor. Ve yürüyorken sol tarafta akan su buradan gelen su oluyor. Güzel, bol yeşillikli bir alan. Özellikle Kayseri'de yaşayanların kaliteli vakit geçirip temiz havayla burada güzel vakit geçirebileceği bir alan. Biz çok beğendik. Temiz oluşu özellikle buraların insanı daha çok mutlu ediyor. Neden yeraltı şehirleri var biliyor musun? Niye? Eskiden büyük ve yırtıcı hayvanlar korunmak. Evet. Bak dışarısı ne kadar sıcaktı, içerisi nasıl serin. İnanılmaz merak ettiğim bir şey var, o da burada yaşayan insanları görebilmeyi. O tarihte de olmayı çok isterdim. Hoş geldin komşu. Tandır evi. Burası tandır eviymiş. Tandır yapılıyormuş burada. Çok derin değil herhalde burası. Burada aşağıdan gidiş var. Sen mi geldin? Oradan mı geldik biz? Gel bakalım sen. Mağara adamı geliyor. Buradan nereye gidiyoruz? Gelin bakalım. Bakın. Diğer odalar. Merhaba. Merhaba. Özel hayat nasıldı acaba? Yani burası bilinir mi mesela? Yoksa hepsi birlikte mi yaşıyor? Bulduğu yerde mi yatıyor? Devam edin bakalım. Anne sen git. Bu mesele benim. Gittikçe küçülüyorum. Ya da gittikçe karanlaşıyoruz. Hayır, kilolu olanlar ne yapıyordu buralarda? Merhaba. Merhaba komşum. Egin annesine yapmışlar. Komşu ekmeğiniz var mı? Çamurumuz var. Mantıklı. Ağzından duman mı çıkıyor senin? Yok. Evet. Bak. Neden? Soğuk. Sıcak. Ben de. Burası ne? Burası da kapalı. Bak yol var. Işık bir açar mısın? Sen yürü bakayım. Bak. Ver bakayım. Şey yapmışlar, kapatmışlar seni. Evet. Demek ki. Tehlikesi falan mı varmış? Bakın adamların en dizi. Şöyle kazıyarak yapmışlar. Evet. Evet. Ama bir okuyucu varmış. Yürü. Zaten başka yerden çıkacağız. Çıkış başka yerden oluyor ya. Evet. Bak çıkış. Geldik çıkışa. Şunlar neymiş mesela? Yani. Bir arkeolog. Arkeologla gezmek lazım. Burası Serra'nın odası. Değil mi Serra? Burası da tam benim boyuma göre.
Burada da aslında devam ediyor, durmuş. Gidelim. Çökmüş olabilir. Evet. Evet, gezdiğimiz yerin dış görüntüsü bu. Arkadaşlar, biz çok değişik. Evet, iki çocuklu. Gezginleri unutmayınız. Buranın içini gezdik. Şöyle kayalardan oluşuyordu. Zamanında insanlar uyarak korumak için evlerini yapmış. Kapı kapanmış. Bak, bu oralarla ilgili haberleşme ya da bir şey göndermek için kullanılan yerler olabilir. Büyükler, Pesler. Ne bileyim, bu şekilde zaten Romalılar, Bizanslar kadar değil. O zamanlarda bir tarihi var. Parmak, savunma şekilde buralar kullanılmış. Volkanik tüf olduğu için şekil vermek çok kolay buralar. İçinde şarap hanesi var, oyma kilisesi var, kaya mezarları var, mutfak alanları var, susamlıkları var, odaları var, nişleri var. Hepsi var. Hayvanlar için bölümler var. Dışarı mezarlık da var değil mi? Yaşam oluşturulmuş. Evet. Dışarıya çıkmadan burada yaşam oluşturulmuş. Taş kapları gördünüz mevcut içeride. Sık sık. Küçükten büyüyor. Doğru ki bu vadide geniş yapıyor. Bir yalnız şey var, bir taş kapı var. Kaç kat sonra belli mi daha? Vallahi bilmiyorum. Bazı yerler kapatılmış değil mi? Kapatılmış. Hep şahıs alanlara müstakil ediyor da mahallenin altında var. 7 tane 12 kilometre vadinin güney güzeyi tüm yalnız şehrinin Kapadokya gibi. Zaten Kapadokya Krallığı buradan yönetilmiş. Kayseri'den yönetilmiş. Asurlar döneminde büyük bir koloni. Ticaretle uğraşmışlar. Bu şekilde yaşantılar olmuş şu an sahil. En sonunda Anadolu'da Türkler tarafından keşfedilir. Halkistan tarafından. Tarih 13. yıl olmuş. Türkler bundan ırkına, Müslümanlar ırkına, inancına karışmazlar, dinine. 13. yılda yüzeye çıkarlar. Yüzeye Osmanlı'dan izin alarak kiliseler inşa ederler. Bizim burada 1857 köyümüz başında Ortodoks Karamanlı kökenli Hristiyan Türk dili geçer onlar. İbadelerine gönderilmiş. Türkiye'nin birçok yerinde var Anadolu'da ne? Doğu'da Ermeni Cumhuriyeti, Anadolu'da Rum Cumhuriyeti bulmaya kalktılar. Birinci Dünya Savaşı bunların yüzünden patlak verdi. O itiraz devletlerini bunlar yanına aldılar. Birinci Dünya Savaşı oradan patlak verdi yani. Evet. Türkiye'de hakimiyetinde çok yaşadılar bunlar. Biz askerde cephede çalışırken, savaşırken bunlar burada yaşıyorlardı. Yaşıyor bunlar asker alınmıyordu o zamanlar. Ticaretini yapıp para kazanıyorlardı. Gerçekten tarih kokan bir yerdeyiz şimdi. Mimar Sinan'ın doğduğu eve geldik. Buraları geleceğiz. Buralarda hala insanlar yaşamaya devam ediyor. Kapadokya bölgesi olduğu için zaten bu bölgede yine evlerin yapısı da Ürgüp evleri gibi. Osmanlı uygarlığı neydi? Oraya içinden oraya inşa etmiş, mozaikleştirmiş.
sembolleştirmiş. Aşağı kısımları yaşamak, üst kısımda 20. yüzyıl. Esas yaşantıda şu aşağı mekanlar, galerilir. Geçin bana. Çocuklar. Bir insan ömrüne bu kadar çok eser nasıl sığdı? Daha Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 1065 eserden bahsediyor Evliya Çelebi. Bu ne? Bunlar çok fazla. Burada çeşmeleri yok, sebirleri yok, ne bileyim birçok şey yok. Hayvanlar için Osmanlı mesela şeyde ahırlar yok. Mutfaklar yazmıyor bak. Çınar'ın mutfakları yazmıyor, ahırları yazmıyor. Yok daha çok eksik burada tablonda. Ben kitap okudum, ben 800 şeyle okudum Çınar'ın eserini okudum. 800 tane eserini okudum. Dünya Dulce diye eserler diyor, aslı sevim sahipleri, cabamın cibiyetini bir gün insaf ve dua ile beni anacaklar diyor şu anda. Aynı bu da anne var. Duyuyorum değil mi? Yarın da biz Kürtler işte devam, 50 yıl en fazla. Bu yer altı şehrin planı. O da bak, yazın senin kışın ılıman olur, sıcak olur. Taş bu, kaç. Ne kadar güzel. Kemal'i taşa anlamına geliyor bunlar. Buradan ilham almış, buradan etkilenmiş. Düşünebiliyor musun? Dedesiyle babası Kayseri'de çalışmış Selçuk eserlerinde, Edat'ın eserlerinde. Kayseri danışmentliler dönemine, Selçuklar dönemine. Osmanlı kurşun ricamı var, Lütfen'in bulmasından eseri. Dar-ı Kurra'lar, Dar-ı Şifa'lar, hastaneye, Dar-ı Şifa, hastane, Dar-ı Kurra, okul, hem okula katkısı hem hastaneye katkısı var sınavın tarihte. Ürettiği mürekkebi, işte Sibiyan Mektepleri'nde kullanılıyor. Barbaros'un gemisine dolduruyor dünya dolaşıyor. Devlerin atların üzerinde dünya dolaşıyor. Mürekkep oluşturuyor adam. Hastasına da kullanılıyor. İnşallah. Medeniyetimiz çok şey. Bak burası giriş kısmı normal. Kapalı şu an. Kapatmışlar. Çok güzel. Dolar oylu. Evet mükemmel ya. Bak burada devam ediyor. Bu bölge labirent gibi ya. Kiminin neler var buranın altlarında var ya. Nasıl tarih saklı. Ben genelde bölgeyi tanıyan biriyim o kadar. Ben de bilmiyorum. Girmediğim, görmediğim yerlerde var benim. Sonsuz bir derya bunun altı yani belli. Sarım gözüküyor yani. Şunlar terek o zaman değil mi? Rafları, tandır, ocak. Tamam. Kare odası var karşıda. Şurada selamlık var sağ tarafınıza bak. Selamlık. Aa, şurada bak. Klasik Osmanlı mimarisi, Türk mimarisi abi. Ahşap. Evet. Su kemer dediğin İstanbul'da evet. Yüzük kemer. Aa, bakın yukarı bakın arkadaşlar. Bunlar biz mi yaptık? Yapmış. Hayır hayır işte tamam, çok tamam. Eskiden. Oo. Yapıyı veriyor mu? Ahşap yapsın ha. Hem sağlamlık açısından hem de dayanıklılık hem de rüzgarlı havada buraya gitmemesini sağlıyor, dumanın gitmesini sağlıyor. Şunları nasıl böyle durdurabilirsin? İnsanlar inşa etmişler bunları. İnsan zekası, insan gücü bunlar oldu mu? Dede. Bak bu şu cami de şu Sinan'ın eseri. Gevre Nesibe'nin karşısında. Ben yaptım. Tek minarede, tek minarede Osmanlı penceresi. Burada baklagiller duruyor. Grup tarımla ilgili bölüm burası da. Aşağısına eser var. Mahzenler ne var? Diyecekleri yapılıyorlar. Bizim burada taş ambarlar var. Zahra ambarı, zahire diye geçer. Un, buğday, mecmik, nohut. Eskiden herkes yiyeceğini depoladı. Bugün böyle bir şey yok. Bugün hep buzdolabına girdi. Eskiden buralar tüm yiyecek kul düşünsene. Aydık 100 kişiye bir sene yiyecek başarı yaptım. Dolu diye bulabiliyordum. Buraya bunu yiyecekler. Kilere sıvı yiyecekler. Burada un, mecmek, nohut elinde yeni ürün gelene kadar bunları koruyorsun burada. Böyle bir şey. Çok
Çok güzel. Burası da aynısı o tarafa, bu tarafa eve. Balkonu var. Merhaba. Müsaitseniz size gelecektik ama. Şu oymalar falan hepsi ne kadar güzel. Şömine kalmış. Evin şöminesiymiş. Kahraman camıkçı. Burada harmanlar vardı. Harmanlara arpa buğday getirirdi. Ekinleri biçip orada düğen düğenlerdi. Atından beraber, öküzle beraber buğday elde ediyordu. Harmanda savrulurdu. Buğday, arpa buğday elde ediyorsun. O harmanlar şimdi ev oldu. Tarım modeli biraz daha model oldu ya şimdi. Tarım makineleşti. Bidon mu alayım? Ha. Su bidonu var mı diyor. Bidon al diyor. Su dolduralım diye. Suyu çok güzelmiş buranın. Teyzeyle amca gördük buralı. İşitme engelli ikisi karı kocaymışlar. Diyor ki buranın suyu çok güzel. Buradan su doldurun diyor. Ay çok güzel şey ne? Çok güzel. Güzel. Böyle. Gelin kızlar gelin. İnekli. Ay Serra yavrusu var Sare. Evet. Evet ahıra geldik şimdi. Amca ile teyze su verecek sandıydık. Süt vereceklermiş ve buzağları da var. Hamile miymiş? İkisi de hamile diyor. Sevmiyor. İkisi hamileymiş onların. Amca diyor. Ama mı ikisi? Evet. Bebeği varmış bak. Aa iki tane mi? Evet. Ay kıyamam şimdi şey karnında taşıyor. Onda da varmış bebek. İşte bak aynı Mimar Sinan'ın evi gibi. Amcanın kileri. Patatesi, soğanı. Burası da eski düzen. Devam ediyor amca. Samanların. Evet, samanların odunlarını. Hem buraya kullanmışlar hem de ikisi çalmışlar. Evet. Bak çuvalları doldurup doldurup tezekler. Bir Anadolu yaşamı işte. Yaşam mücadelesi gerçekten. İnsanların ne kadar çok emek verdiğini zamanında daha iyi anlıyoruz. Şimdi her şey çok kolay geliyor bize. Ama bu hayata devam edenler hala var. Yo, teknolojiyi de kullanıyorlar. Ama da yoruluyormuş bayağı. Çünkü yorucu oluyor. Evet, yorayı şey yapıyor. Merhaba. Aleykümselam. Şimdi bizimle gelin dediler. Biz bir yere götürüyorlar.
Nereye gittiğimizi biz de bilmiyoruz. Bakalım gidiyoruz. Su. Tamam. Tamam şimdi doğru anlamışız. İlk dediği buymuş. Suyu çok güzel diye. Şöyle bir meydan burası da. Nasıl tadı? Güzel mi? Soğuk mu? Böyle. Rahatladım ya. Yıka yüzünü galiba. Çok güzel bir yer yapmışlar. Örnas Belediyesi. Çay çok güzel oluyormuş bak. Seyran gir içinde yüz. Girsin mi bir de? Girsin. Gireceğim mi? Yok şey teyze diyor ki beni çekti bana göster diyor. Ha gördüm. Ay senin horozun mu var? Tavuk mu? Ay ne kadar güzelsiniz. O tavuk. Ay. Her şeyimiz var. Tavukları fısıldayan Seare ve Serra. Uysal bir tavukmuş. Evet, bu kızımızın o. Tavuğu evet. O mazlum. Kedi gibi yanında gezdiriyor. Beraber geziyorlarmış. Evet. Çok tarihi eserleri bugün gezmiş olduk. Siz de kanalıma abone olmayı diliyorum. Like button. Bye bye. Bye bye.